Fırat Kalkanı operasyonu 80 günü geride bıraktı. Bu süre içerisinde Özgür Suriye Ordusu güçleri 1600 km² alanı DAEŞ terör örgütü işgalinden kurtardı. Son 3 günde ESO 5 köyde kontrol sağladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğini alan Özgür Suriye Ordusu sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında sınırlarını genişletmeye devam ediyor. Azez Cerablus hattı arasındaki bölgeyi terör unsurlarından arındıran muhalif güçler güneye, yani DAEŞ terör örgütünün bölgede elinde kalan son büyük yerleşim birimi olan El Baba ilerliyor. ÖSO son 3 günde El Baba ilçesinin 8 kilometre yakınına ulaştı. Bu süre içerisinde Mare, Münbiç ilçeleri hattında bulunan Şadır, Şüveyhe, Terhin, Musibin ve Zemkiye köylerini kontrol altına aldı. El Bab ilçesini hedefleyen muhalif güçler bu amacını gerçekleştirirse terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Afrin ve Münbiç'teki güçlerini birleştirme ihtimali kalmayacak. Böylelikle terör örgütü PKK ve PYD'nin Türkiye sınırında kurmak istediği terör koridoru hayali de suya düşecek. Öte yandan bölgeyi işgal altında tutan terör örgütleri DAEŞ ve PYD'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Kilis sınırındaki fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atarlarla DAEŞ'in 52, PYD'nin 13 hedefi vurularak imha edildi. Atışların ardından ilerleyen ÖSO güçlerinin girdiği çatışmalarda 8 ÖSO askeri şehit oldu, 7 asker de yaralandı.